Ekonomi Bakanımızın son açıklamasından sonra 3 devlet bankamız konut kredi faizlerini ciddi anlamda düşürdü. Böyle bir beklentimiz vardı ama şu an için biraz beklentimizden de daha erken gerçekleşti. Sıfır konutlarda 0.64, ikinci el konutlarda ise 0.74 ve bir yıl ödemesiz dönem de geldi konut kredisinde. Bu da büyük bir avantaj. Tabii sektörü çok ciddi anlamda hareketlendireceğini düşünüyoruz. Hatta şöyle bir tahminlerimiz var. 2-3 ay içerisinde herhalde stok kalmayacak konut. Stok kalmayacak. İnşallah bu doğrultuda da olur. Çünkü inşaat sektörü önemli bir sektör. Bu faiz oranlarıyla birlikte tüketici satın almaya geçecek ve sektörü de hareketlendirecek. Yeni yatırımlar başlayacak. Yeni yatırımların başlamasıyla birlikte de lokomotif bir sektör olan inşaat sektörü 300'den farklı sektörü de hareketlendirecek. Bu tabii hem ülkemiz için çok önemli hem de sektör için ciddi bir gelişme oldu. İnşallah bu faiz düşüşleri de bu şekilde devam eder. Avrupa'daki seviyelere de ulaşırız. Avrupa'da yıllık bir seviyesinde konut kredisi finansmanı var. Tabii neden finans ediyorlar, neden faizler bu kadar düşük? Çünkü sektör çok önemli bir sektör. İstihdam açısından çok ciddi bir önem kazanıyor. Ve günümüzde de malum bir pandemi süreci var. Covid-19 salgınından sonra bütün dünyada dengeler değişti. Ülkemizin tekrar büyümeye geçmesi ve büyüyebilmesi için de inşaat sektörü önemli bir sektör. Sektör büyüdüğünde ülke ekonomisi de doğal olarak büyüyor. Çünkü birçok sektörü hareketlendiren, lokomotif olan bir sektör. Bir de şöyle bir önemi var bizim sektörün. Birçok imalatımız yerli ürün. Yani biz de şirket üzerinde buna dikkat ediyoruz. Kullandığımız ürünlere yerli ürünler kullanıyoruz. Yani ithal ürünler değil. Direkt ülke ekonomisine katkı sağlayacak tabii ki bu yaptığımız imalatlar. Elimizdeki stokların bitmesiyle birlikte yeni proje arayışları olacak. Tabii ki bütün sektör temsilcileri de bu yönde hareket edecek. Bu da inşallah dediğim gibi ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak. Tekrar altını çiziyorum. 0.64 sıfır konutlarda, 0.74'te ikinci el konutlarda faiz oranı var. Şu anda devlet bankalarımızın katkılarıyla. Tabii ki diğer bankalarımızda da bu desteği bekliyoruz. Diğer bankalarımız da bu oranlara düştüğü takdirde daha sağlıklı bir sonuç elde edilecek. Sadece 3 devlet bankası talepleri karşılayamayabilir. Ama şu anda çok iyi bir gelişme bizim için. Dediğim gibi stokları da düşürecek bir gelişme. İnşallah ülkemize, sektöre de bu oranlarla bu oranların hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah konut ihtiyacı olan insanlar da şu anda satın almaya geçtiler. Biz dün hemen bunun farkına vardık. Satın alma yönündeki bugün alınacak bir konut da ciddi katkı sağlayacak. Yani bugün konut alanlar her açıdan daha karlı olacak. İnşallah herkese hayırlı satışlar diliyorum. Tabii pandemi sürecinin bitmesi de bizim için çok önemli bir süreç. Daha doğrusu bitmesi demeyelim. Bazı kısıtlamaların kaldırılması da bizim için çok önemli bir gelişme. Çünkü birçok sektör temsilcisi bu süreçte işler %50'ye yakın düşmüştü. Hem sahada çalışma anlamında hem satışlar anlamında. Tabii pandemi sürecindeki bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte sektör hareketlenecek. Yurt dışında şehrimizde gurbetçimiz çok fazla. Kayseri ve civarında yurt dışında yaşayan insanlarımız var. Onlar da yaz dönemlerinde geliyorlardı Türkiye'ye. Hem satın alma gerçekleştiriyorlardı, yatırım yapıyorlardı. Yani şehrimizin ekonomisine büyük katkılar sağlıyorlardı. Tabii onlar da artık uçuşların açılmasıyla birlikte inşallah yakın zamanda gelecekler. Onların da tabii ki hem şehrimizin ekonomisine hem ülke ekonomisine çok ciddi katkılar olacak. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu sürecin inşallah bir an önce de neticeye varmasını, gerekli aşı çalışmaları yapılıyor şu anda. İnşallah aşı çalışmaları da nihayete varır ve bu süreç COVID-19 virüsü tamamen hayatımızdan çıkar diye de temenni ediyorum. Tabii şu anda 0.64 Türkiye tarihinde konut kredisi faizi anlamında en uygun oran şu anda. Bu da çok önemli bir gelişme. Tabii bunu devletimiz sektörü desteklemek için yapıyor ve tüketicinin konut alabilmesine olanak sağlamak için bir finansman desteği.
Daha önce konut finansmanında %75-80'lerdeydi finansman oranı. Bunda %90'a çıkarıldı. Dediğim gibi bir yıl ödemesiz bir sürenin olması, 15 yıla kadar vadenin olması ve böyle düşük bir oranın olması tüketici için çok önemli. O yüzden konut almanın tam zamanı ve şöyle de bir şey var. Ülkemizde ortalama 10 yılda, yani şehrimiz üzerinde değerlendirirsek 10 yılda 3'e katlıyor. Yani bugün bir 200 bin TL'ye konut aldığında 10 yıl sonra 600 bin lira. Buna da baktığımızda devletimizin bu sağladığı, devlet bankalarının sağladığı bu finansmanla aslında karlı da bir yatırım yapılmış oluyor. Sadece bir konut değil, konut alınıyor tabii ki ama bunu da iyi bir yatırıma dönüştürmüş olur alan tüketiciler şu anda. O yüzden şu anda konut almanın tam zamanı ve en iyi zamanı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.